Yeni konuya geçmeyeceğim. Yeni konu derken neyi kastediyorum? Ee, şuradaki konuyu kastediyorum. Şu Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf yani yönetenlerden bahsedeceğiz. Burası da önemli bir konu aslında. Ee, gelecek haftaya atacağım bu konuyu ee, açıkçası. Bu hafta bu kadar yeterli. Zaten biraz ilerdeyiz de. Biz şuradaki testi yapalım. Ee, sonra bir video daha izle. Bugün biraz erken kapatırız olur mu? Şimdi Anadolu'nun İslamlaşmasında sufiler ve alimlerin önemli etkileri olmuştur. Hangisi bunun nedeni nedenleri arasında sayılamaz diyor. Bir bakın bakalım hangisi sayılamaz? Ceyhan. Ee, yapmadık değil mi biz bunu? Halkı İslami yaşayışa zorlamaları değil mi? Sufiler halkı İslami yaşayışa zorlamamışlar. Tam tersi tamamen bir hoşgörü, toleransı bir ortam sağlamışlardır. Peki aşağıdaki tarikatlardan hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasında etkin bir rol almamıştır? Hangisi olabilir? Ha, mı? Rufailik. Var mı başka fikri olan? Zaten Bektaşilik, Yesevilik ve Mevleviliği biliyoruz. Onlar değil. Ya Rufailik olacak ya Vehhabilik olacak. Buradaki doğru cevap Vehhabi. Ee, tabii bilmediğiniz için şey yapmıyorsunuz. Vehhabi dediğimiz Suudi Arabistan. Bugün Suudi Arabistan Vehhabidir. Yani şeyleri tabii ki yönetim e, Vehhabidir. Ee, i̇şte Hatta bu Vehhabilerle yaşadığımız sıkıntılarda da Mahmud dönemine dayanır. İkinci Mahmud döneminde bunlar ayaklanıyor. İkinci o Mahmud da bu Vehhabilerin önde gelenlerini kılıçtan geçiriyor. Bayağı bir iyi hani bir kılıçtan geçiriyor. O yüzden de bugün mesela Suud krallığı ile o şey Türkiye arasında da ilişkilerin çok sağlıklı olmamasındaki temel nedenlerden bir tanesi olarak da o görülür. Yani geçmişten gelen bir e, kin duygusu olduğu ifade edilir. Yani Suudi Arabistan'da bu. Peki Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar döneminde dini duyguların sömürülmesiyle ortaya çıkan isyanların nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İşte ne var mesela ne gördük? Şahkulu isyanı gördük. Osman gördük mü Osmanlı devletinde gördük. Baba İshak isyanı gördük değil mi? Bunlara baktığınız zaman bu isyanlara üzerinden baktığınız zaman dini alanda farklı düşüncelerin egemen güçle çatışması, dini din kurallarının katı olması, din adamlarının hoşgörülü olması, cihat anlayışının etkin şekilde sürdürülmesi, derviş ve erenlerin çok olması. Şıklardan bir tanesi zaten çok daha mantıklı geliyor. Hangisidir o? B B din kurallarının katı olması mı daha mantıklı? Adana olabilir A değil mi? Adana tabii ki şu Egemeni de yanlış yazmışlar. Adana bunlar e, bu isyanların nedenleri olamaz değil mi arkadaşlar? Yani hoşgörülü olmak, erenlerin çok olması ya da din kurallarının katı olmasından bahsetmiyoruz tam tersi e, din kurallarının daha şey yani toplumumuz toplumu İslamlaşmaya yönelten daha yumuşatan kurallardan bahsediyoruz. Yani kişinin ahlaklı birey olması, kendini tanıması gibi daha çok toplumsal ahlak öğelerini ön plana çıkaran özelliklerden bahsediyoruz. O toleranslı olması falan varken katı olmaktan bahsedemeyiz, değil mi? ...o yüzden de bu daha mantıklı... ...ki egemen güçle çatışıyor yani... ...peki divan-ı hikmet kimindi... ...ve aynı zamanda ilk Türk mutasavvıfıydı o... ...hoca Ahmet Yesevi... ...evet... ...şöyle bir soru var... ...13. yüzyılda Anadolu'da yaşanan... ...Moğol işgal sürecinde... ...bitkin ve yılgın Anadolu insanına... ...dönemin sufileri büyük destek sağlamış... Moğollara karşı e, ayakta kalmasını sağlamışlardır. Yani Anadolu'nun ayakta kalmasını sağlamışlardır. Buradan yola çıkarak hangilerini ileri sürebiliriz? Mesela sufilerin Anadolu'da İslam dininin yayılışını hızlandırması, Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi, işgalci güçlere karşı halkta direniş bilincinin oluşturulması. Neye bakacağız burada? Şu bilgiye bakacağız. Bu bilgiden hareketle bu bilgi de bize ne veriyor? Moğollara karşı sufilerin Anadolu'daki halkı direnişe e, geçirmesi ya da e, daha e, güçlü tutması gibi e, özellikler sunuyor. Bunu hangilerine var o? Hangilerine var gençler? Her üçünde de var mı? Her üçü olamaz. Bakın yok. Neden olamaz? Edirne. Edirne. Neden olamaz? Bir, çünkü bu İslamiyet'in yayılmasına bahsetmiyor burada. Ama birlik beraberlik halkı direnişe karşı bilinçlendirmeden bahsediyor. Tamam mı? Peki 1240'ta e, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına neden olan isyanın yıkılmasının nedenlerinden biri olan isyan hangisiydi? Hatırlayan var mı? Baba İshak. Evet, Baba İshak isyanı. Bunu bilmek lazım. Şeyh Bedreddin'i gördük sizinle değil mi? Peki yukarıda bilgi varmış. Bu bilgilerden yola çıkarak hangisine ulaşamayız? 13. yüzyılda Anadolu'ya yapılan göçlerle gelenler arasında Mevlana, Hacı Bektaş gibi sufiler vardı. Bu gibi dini manevi otoritesi olan kimseler Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tekkeler kurmuşlardı. Kurulan tekkelerin isimleri zamanla kuruldukları yerleşim yerlerine isim olarak verilmişti. Yani demografik değişim dediği kastedilen bu. tekke köy, tekke dere, tekke incesi, tekke önü, tekke kaya, tekeli gibi. Kurdukları bu tekkelerde insanlara İslam'ı İslam sevdiren bu Sufiler bölgedeki Hristiyanlara karşı da tahammüllü davranıyor. Onların gönüllerini kazanıyordu. Hangisine ulaşılamaz mesela ne diyor? Anadolu'da 13. yüzyılda önemli demografik değişimler söz konusu olmuştur. Olmuş mudur? Olmuştur. Coğrafya dersinde görüyorsunuz demografik değişim. İşte şurada gelen göçler ve bu göçlerde e, isimlerin değişimi. Peki yerleşerek sufiler Anadolu'da toleranslı bir din anlayışını geliştirmişler midir? Ne demek toleranslı bir din anlayışı ne demek? Ne demek toleranslı bir din anlayışı? Yani tahammüllü. Bakın burada söyle tahammüllü Gönülleri kazanmak amacıyla. Neden İslamiyet'i yaymaya çalışıyor bunlar? Yani diğer din, etnik köken, farklı dinlere de hoşgörülü yaklaşıma biz toleranslı e, yaklaşım diyoruz. Burada bir toleranslı din anlayışı var. Peki e, yerleşim birimlerinin oluşmasında dinsel faktörler etkili miymiş? Evet. Peki göçlerden önce Anadolu'da yaygın olan tek tanrı inancı Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamıştır mı? Hayır. Burada bahsetmiyor değil mi bundan? Bahsetmiyor. Ama Sufilerin temsil ettikleri İslam anlayışı ne yapmıştır? Hristiyanlara karşı e, gönülleri fethetmiş ve aynı zamanda bu anlayışın şuradaki demografik yapıdan da görüldüğü üzere kalıcılık ...kazandırmıştır. Yine bir bilgi üzerinden olumsuzluk çıkaracağız. Nedir o bilgi? Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte İslamiyet yeni yayılma alanları buldu. Başta Ahmet Yesevi olmak üzere birçok Sufi'nin öğretileri Anadolu'nun manevi yapısını etkiledi. Horasan'dan gelen Hacı Bektaş gibi öncü Sufiler etkili olanlar arasındaydı. Peki bunlar arasında hangi düşüncelerden hangisine ulaşamayız? Tasavvuf Anadolu kültüründe önemli yer tutmuştur. Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Anadolu kültürünün etkisiyle yetişmiştir. Birçok mutasavvuf kültür taşıyıcısı olarak toplumu yönlendirmişlerdir. Hangisi bunlardan ulaşılamaz olan? B mi? Yalnız iki. Doğru. Neden? Çünkü Ahmet Yesevi zaten Anadolu'da olmadığını biliyoruz, değil mi? Türkistan. Hacı Bektaş, bakın Horasan'dan gelen. Yani ne yapıyorlar bunların birçoğu? Ee, i̇şte Mevran'a Celaleddin Rumi gibi. Ee, Anadolu'ya e, yani kendi düşünceleri daha sonra Anadolu'yu etkiliyor. Ama Anadolu kültürüyle orada yetişmiyorlar. Daha sonradan geliyorlar. Hacı Ahmet Yesevi hiç gelmiyor zaten. Ahmet Yesevi'nin öğrencisi geliyor, öğrencileri geliyor. Onun fikirleri geliyor. Değil mi? Peki ahi teşkilatının üstlendiği görevler hangisidir? Devlet memuru yetiştirme, ürün fiyatlarını belirleme, denetleme, Müslüman esnafın, esnafın ticari etkinliğini arttırma. Edirne. Edirne. 2 ve 3. Evet, devlet memuru yetiştirme çünkü kimin görevidir? Sarayın görevidir. Sarayda Enderun mektebinde devlet memuru yetiştirir. Bunlar tamamen ahi teşkilatı e, ne yetiştirir? Esnaf yetiştirir diyelim. Peki, e, hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? Osmanlı Devleti, çeşitli etnik dini kökenden tebanın, ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir. Değil mi? Osmanlı Devleti'ni biz böyle tanımlarız. Şimdi bu durum neye zemin hazırlar? İlimlerin tasnif edilmesine mi? Askeri yapının güç kazanmasına mı? ilmiye sınıfının önem, önem kazanmasına mı? Kültürel birikimin oluşmasına mı? Toplumsal ayrışmaların çatışmaya dönüşmesine mi? Evet. Denizli mi? Denizli. Toplumsal çatışmaya mı dönüşür? Ama diyor ki... Kültürel birikim oluşması. Kültürel birikim oluşur. Burada devletin devletin özelliğini ortaya koyuyor. Tamam mı? Bu, 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 tarz bir durum neye neden olur demiyor. Tamam mı? Farklı etnik ve dini kökenli insanların olması, şuna neden olmuştur ya neye, neye, neden olmuştur gibi bir soru yok aslında. Burada Osmanlı Devleti'nin nasıl bir devlet olduğunu söylüyor bize. Ve bu devletin farklı etnik kökenli insanların ticari, sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetlerini sürdürdüğü bir devlettir diye tanımlıyor. Tamam mı? O yüzden de değil. Peki farklı etnik ve dini kökenli insanlar neyi ifade eder? kültürel çeşitliliği ifade eder. Dolayısıyla bu insanlar ticari alanda, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda farklı bir kültürel birikim oluşmasını sağlar. Değil mi? Bunu, bunu ifade ediyor. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere. Evet, şimdi geçtim arkadaşlar. Bu Bunu e, burada istediğiniz bir videoyu açacağım, öyle kapatacağım. Kaç dakikamız var? 10 15 dakika var galiba. Yunus Emre'yi açmamı ister misiniz?